Ey yaranlar, kılın dua, düştüm ben yarımdan cüda. Kavuştursun bizi hüda, va hasreta, va firkata. Çıktım vatandan gurbete, düştüm belayı mihnete. Dayanılmaz bu hasrete, va hasreta, va firkata. Vasl ile gülmedi yüzüm, hasretle kan ağlar gözüm. Derd ile mahvoldu özüm, va hasreta, va firkata. Düştüm Sivan'ın damına, eremedim encamına. Dostum visali kamına, va hasreta, va firkata. Özle hulusi yarını, terkeyle yüpah yarını, bulmaz isen dildarını, va hasreta, va firkata. Musammat gazel. Yani ortadan kafiyeli gazellere öyle deriz. Her mısra yarıdan bölünüp dört mısra halinde de okunabilir yani. Çok sanatlı yazılmış. Vezin müstefilün, 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 müstefilün. Yani edebiyat meraklıları için orasında söylüyorum yani. Efendim neşeli, çok şen şakrak bir vezindir yani. Manaya gelecek olursak. Ey yaranlar kılın dua, düştüm ben yarımdan cüda. Kavuştursun bizi hüda, va hasreta, va firkata. Ey dostlar, benim için dua edin. Ben yardan ayrı düştüm. Allah bizi kavuştursun. Hasret içindeyim, ayrılık acısı çekiyorum. Va hasreta, va firkata. Firkat ayrılık demektir. Sanki mesela ilk beyt bize Mesnevi-i Şerif'in ilk beytini hatırlatıyor. Vişnevin neyçün hikayet mikünet, ez cüdayı ha şikayet mikünet. Dinle neyden kim hikayet etmede, ayrılıklardan şikayet etmede. Dediğinin nüktesini burada da görüyoruz. Bana dua edin, yardan ayrıyım. Yar Allah'tır. Yani şikayet ettiği ayrılık, yakındığı ayrılık Allah'tan ayrılıktır. Kesret alemine dünyaya gelmiş ve ana vatandan uzakta olmanın ızdırabını terennüm ediyor. Bizler birisi vefat edince ne deriz? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik ve ona döneceğiz mealen. Yani burada hasretteyiz, burada gurbetteyiz. Burada ağlarız. Çıktım vatandan gurbete. Aynı şeyi söylüyor. Çıktım vatandan gurbete, düştüm belayı mihnete. Dayanılmaz bu hasrete, va hasrete, va firkata. Vatan neresi? Bezme elest. Mihnet yurdu, çile yurdu, dünya. Dayanılmaz bu hasrete, tekrar ediyor. Vasl ile gülmedi yüzüm, hasretle kan ağlar gözüm, derd ile mahvoldu özüm, va hasrete, va firkata. Kavuşarak bir gülmek nasip olmadı. Hasret çekiyorum, kan ağlıyorum. Dertle mahvoldum, içim eridi, mahvoldum. Va hasreta, va firkata. Düştüm Sivan'ın damına. Siva, masiva, Allah'tan başka her şey. Allah'tan gayri olan her şey. İşte onun tuzağına düştüm. Dam, tuzak demek. Düştüm masiva tuzağına, eremedim encamına. Sonuna da erişemedim. Efendim, tasavvufta çok ifade edilen kesretten vahdete. Fena bulmak, fani olmak, bütün yaratılmışlardan, her şeyden, masivadan, Allah'tan gayrı her şeyden kendini kurtarıp, kalbini kurtarıp, kalbi sahibine yani Allah'a teslim etme şikayeti, ızdırabı, dostun visal ikamına, ona kavuşma lezzetine, saadetine eremedim. Va hasreta, va firkata. Özle hulusi yarını, terkeyle yipak yarını, bulmaz isen dildarını, va hasreta, va firkata. Ağyarı terk etmeden yara kavuşulmaz. Ağyar gayrılardır. Yani yine tasavvufi çok kullanılan bir ibaredir. Teberri etmeden tevelli olmaz. Gayrılardan uzaklaşmadan, sırtını batıya dönmeden doğuya gidilmez. Yarını özle, ağyarını terk et. Şeyhülislam Yahya merhum bu meyanda. Neyler senin kalbinde masiva muhabbeti? Layık mı bu kim Kabe'ye puthane desinler? Kalbinde masiva muhabbeti varsa bu Kabe'ye put sokmaya benzer diyor. Bulmaz isen dildarını, eğer bulamazsan yarini, sevgilini,
yara kavuşamazsan vah hasreta, vah firkata, artık sana kafir bile ağlar. Ya kafir ağlar bizim ahvali perişanımıza diyor ya Fuzuli, ona benzer bu durum. Buradaki nükteyi mesela Sultan Fatih merhumun gazelinde de görürüz. Yar için av yar ile merdane cenk etsem gerek, it gibi murdar rakip ölmezse yar elden gider. Av yar ile mücadele, gayrılarla, yabancılarla mücadele etmek namus borcumdur diyor. Eğer it gibi murdar rakip eğer ölmezse, öldüremezsem yar elden gider diyor. Rakip kimdir? Mücadele edilecek olan hasımlar, nefis, şeytan, hubbi dünya. Dünya muhabbetidir. Burada kastedilenler elbette bunlardır. Açık açık yani gayet net. Efendim merhum hazret gayet dokunaklı, sanatlı, efendim usulüne uygun divan tarzında diyeceğini deyip gitmiş. Allah derecesini âli etsin.